Herkese merhaba. Bugün Ramazan'ın tartışmalı tatlısı olan güllaç, kiminin fanı, kimi de peçetelere falan benzet tatlımız. Benim çok sevdiğim tatlı güllaçı ketojenik olarak yapmayı denedim. Videoyu çektiğimde ilk defa yaptım ama hani şu an tadına bakmış olarak çekiyorum bu videoyu. Bence gayet güzel oldu. Yani tabii ki de güllacın tıpatıp aynısının tadı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama o yapısı olsun, o hani yerken hissettiğiniz şey falan. Evet, güllaç gibi oldu. Bir de bir not daha. Tabii ki güllaçtaki kadar incecik bir yufka olmadı. Olabilirdi, yapabilirdim. Zam hamgam falan kullanarak yapabilirdim. Ama zam hamgam kullanmak istemediğim için böyle oldu. Ama bence çok, yani ben çok sevdim açıkçası. Siz de yaparsanız umarım seversiniz. Hemen geçeyim tarife. 6 malzeme kullanacağım toplamda. Hindistan cevizi unu kullanıyorum. Psyllium husk kullanacağım. Psyllium husk yerine chia da, hani öğütülmüş chia da aynı işlevi görecektir. Ama güllaç hani bembeyaz olan bir şey, o beyaz rengini bozmak istemiyorsanız psyllium husk daha mantıklı. Zant hamgam da olur ama yani evde olmasına rağmen onu kullanmıyorum. Gluten o birleştirici etkisini verecek olmasına rağmen kullanmıyorum. Çünkü her ne kadar yan etkilerinin olmadığı söylense, güvenli olduğu da söylense, bir katkı maddesi. İşte psyllium husk, chia gibi şeylerle de benzer etkiyi alabiliyorken bence daha mantıklı kullanmak. Ama kesinlikle çok daha iyi bir şey verecektir, kıvam. Ama zaten güllaç yapacağım için ve güllaçta da zaten parçalıyoruz bildiğiniz üzere, yeri geliyor. Müthiş bir şekilde şey durmasına ihtiyacım yok. Bu bir tatlı olduğu için eritritol koyacağım biraz. Belki tuzlu bir tarifte kullanmak isterseniz olur da bu tarifi. Eritritol koymayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı var, tereyağı var, bir de yumurta. Bu arada çok az yapacağım şu an. Çünkü ilk defa deniyorum. Olmaz, bir aksilik olur. Çok fazla malzeme israf etmemiş olurum diye çok azla yapıyorum. Siz daha fazla yapmak istiyorsanız tabii ki de oranları arttırabilirsiniz. Öncelikle kuru malzemeleri karıştıracağım. Şimdi tereyağı ekleyeceğim. Bu tereyağını erittim. Artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi de yumurtayla Hindistan cevizi yağı gelecek. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz bu arada Hindistan cevizi yağını, ama tatlı bir tarife ben Hindistan cevizini daha çok yakıştırıyorum. Tabii muhtemelen asla kıvama gelmeyecek gibi duruyor ama psyllium husk sıvıyı emeceği için birazdan daha sertleşecek. Yani böyle iyice yoğuruyorum ki psyllium husk bütün sıvıları çeksin, iyice birleştirsin hamuru ki o glutenin verdiği etkiyi alabilelim. Şimdi bunu bir 2-3 dakika böyle bekleteceğim. İyice sıvılarını iyice çeksin diye psyllium husk. Şimdi hamurum, bakıyorum çok kurumamış. Çok kurusaydı biraz su eklerdim. Bunu şimdi streç filme sarıp buzdolabında bekleteceğiz yarım saat. Ama ben plastik sevmeyen biri olduğum için bal mumu saklama kumaşında bekleteceğim dolapta. Yarım saat kadar buzdolabında bekleyecek. 2 saattir çekmiyormuşum videoyu. Neyse, ilkini gösteremedim ama ikincisini göstereyim. Yağlı kağıda altına biraz Hindistan cevizi unu döküyorum. Yapışmasını engellemek adına. Yavaş yavaş olabildiğince ince açmaya çalışacağım. Mükemmel bir yuvarlak çok önemli değil. Nasıl güllaç yapmakta kullanacağım. Buradan şekline çok takılmıyorum. Tam yuvarlak istemiyorum diye de yambiç bulmuş bir şey de yapmayacağım. Evet, 180 derecede bir 15 dakika kadar pişiyor. Fırına koymadan önce aslında çok daha yapısı kırılgan ama fırından gittikten sonra daha böyle parçalanmaz oluyor. Aklınızda bulunsun. Ama ben güllaç için parçalayacağım. O yüzden çok önemli. Bu işte soğudu biraz. Şimdi güllacın, bir tane daha var tabii bundan. Şimdi güllacın sütünü yapacağım. Şimdi sütü hazırlayacağım. Badem sütü kullanıyorum. Ben herhangi bitkisel süt tabii ki de olur. Ben biraz fındık ve badem sütlerini daha çok seviyorum. Genelde onları kullanıyorum. Şimdi bir de burada tabii ki de tatlandırıcı eklemem gerekiyor. Toz eritritol eklemeyeceğim. Pudra eritritol ekleyeceğim. Çünkü toz eritritol karışmıyor. O yüzden pudra eklemeyi tercih ediyorum. Bunu ısıtacağım. Bakıyorum sıcaklaşmış. Kapatıyorum. Orada maalesef diğerinin yarısını yakma gibi bir salaklıkta bulunduğum için 1,5 şeyle yapacak olacağım ama neyse. Önce dibine çok az süt koyuyorum. Yani normal güllaç yapar gibi yapacağım aslında. Güllaçta genelde ceviz konuluyor ama ben açıkçası fındık koymak istiyorum böyle aralara. İsterseniz yufkaları süte batırıp da koyabilirsiniz. Hani normalde güllaçta olduğu gibi. Ama normal güllaç yufkası kadar kuru bir hamur olmadığı için ben öyle yapmaya gerek görmedim. En üste koyacağım tam kapatsın diye özellikle böyle kestim.
Tabii bunun sütü ne kadar emeceğini bilmiyorum açıkçası. O yüzden şu biz birazcık kaldı, bunu koymayacağım. Çekerse koyayım. Çünkü hani normal güllaçın ne kadar emeceğini az çok kestirebiliyorum ama bunu ilk defa yaptığım için kestiremiyorum. Bir de üstüne bir tane orman meyvesi koyacağım. Bir tane şöyle dondurulmuş frambuaz ekliyorum. Tamamdır. Artık dolaba kaldırabilirim. Bakalım akşama iftarda umarım güzel olur. İftarda yiyeceğim artık. Ha, güzel olursa paylaşacağım. Güzel olmazsa yandı bütün emekler, bütün malzemeler boşa gitti. Umarım güzel olur. Umarım beğenirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere.